Başlamamızın tarafından düzenlenen 2024 periyodik konferansının 2. sınavına hepiniz hoş geldiniz. Konferansımızın moderatörlüğünü yapmak üzere Profesör Doktor Murat Sayın'ı sahneye davet ediyorum. Herkese günaydın. Bugün DESAM periyodik konferanslar çerçevesinde yeni bir konu ağırlıyoruz. Profesör Doktor Besim Devletoğlu. Kendisi bize bugün toplum çalışma, felsefe, sosyoloji, antropoloji, kültür çalışmaları konusunda bir konferans verecek. Kısaca Besim Devletoğlu'nun bölüm notlarını alalım. Galatasaray Lisesi mezunu kendisi. Boğaziçi Üniversitesi'nin siyaset bilimi okudu. Mimar Sinan Üniversitesi'nin sosyoloji doktorası yaptı. Öğretim üyeydi ve öğretim üyeliğinden emekliliğinden sonra günümüzde güncel olarak Türkiye toplumunu ağırlıkla çalışıyor ve sosyolojik olarak benim kitaplar yazıyor. Bugün kendisinden kültürel incelemeler ve yerleşik disiplinler arasındaki ilişkiye odaklanacak verimli geçmesini umuyorum. Bismillah. Hoş geldiniz. Davetiniz için teşekkür ederim. Evet, ben ben siyaset bilimiyle başladım. Sonra sosyolojiyle devam ettim. Siyaset bilimi okurken siyaset bilimi bana biraz şey geldi. Siyaset bilimci okudum inşallah. Bir süre sonra sosyolojiden çok ders aldım, felsefeden. Hatta bir ara sosyolojiye geçmeyi düşündüm ama o zaman 3. sınıfa falan gelmiştim. O zaman tanıştım falan dediler ki işte lisans sınavına geçersin. Ondan sonra ben de öyle yaptım. Sonra sosyolojiye devam ettim. Yani felsefeyle ilgili devam etti. Ama sosyolojide tez yazarken yüksek lisans ve doktorada hocam danışmanı felsefeciydi. Dolayısıyla felsefeyle de şey var. Ondan sonra tabii ben Mimar Sinan'da başladığım için kariyerime orası sanat üniversitesi. Sanat dediğim çok basit. O tarafım işte iyi gelişti. Oradan işte kariyerimin sonuna doğru kültürel çalışmalar doğru ama son çalıştığım üniversitede yüksek lisans başladım. Yani şey formasyonum biraz şey karışık. Yani, little falan diyorlar ya böyle biraz. Orada bir tabağı gibi. Ama bunu ben hani biraz da zenginlik gibi görüyorum. Okur yazar diyeyim zaten. Yani, olarak. Dolayısıyla toplumu yani sosyoloji toplum bilim Türkçesi. Yani toplumu bilme faaliyeti, bilme disiplini. Ama toplumu araştırırken, çalışırken, bilmeye çalışırken tek bir disiplin de o. Hatta toplum üzerinde insan da diyebiliriz. Tekillik, çoğunluk bağlamında. Dolayısıyla zaten akademide dünyada, Türkiye'de değil. Dünyada biraz bu gri alanlara doğru ana alanlara kayıyor. Ondan sonra bu işte sosyoloji, antropoloji gibi daha erken modern fizik, pozitif bilimlerdeki fizik, kimya gibi çok büyük alanlar var ama şimdi mesela mesela genetik değil mi? Genetik aslında hepsini biraz içermiyor. Ondan sonra yani matematik, fizik, kimya, biyoloji anlamında. Şimdi bizim sosyal meselelerle ilgili alanlarda da böyle bir geçişkenlik
geçişkenlik var. Çok ciddi bir geçişkenlik var. Hatta size buradan üç tane kavram. Burada kullanıldı geçen ay geldiğinde de kullanıldı. Sizler hangisini tercih ediyorsunuz bilmiyorum ama yani şöyle diyeyim size. Bunun da bir tarihi var aslında. Ben bu tarih sırasına riayet ederek sizinle paylaşacağım. Multidisipliner, interdisipliner ve transdisipliner. Yani multidisipliner daha eski olan, ondan sonra bir araştırmaya mesela birden fazla disiplinden temsilcinin katılması. Malzemeye göre, konuya göre, multidisipliner. Çok disiplin. İnterdisipliner, disiplinler arası. Ondan sonra bu daha sonra gelişiyor. Mesela 20. yüzyılda daha çok kullandığımız bir kavram. Disiplinler arası alanlar. Ve bu postmodern kavramının hani yaygınlaştığı 1980'lerden sonra artık transdisipliner. Yani disiplinler aşırı. Trans biliyorsunuz sınırı işaret eden bir kavram. Sonra gender meselesini de kullanabiliyorsunuz. Kant'ın felsefesini denilmek için kullandığı anlamda transandantal felsefe, sınırlarla ilgili felsefe, sınırları belirleyen, sınırları çizen. Dolayısıyla transdisiplinerlikte mevcut disiplin öbetlerini, yani onları feodal kaleler gibi düşünün, surları olan, hani fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe falan. O duvarların transparanlaşması, geçişkenliğe izin verir hale gelmesi. Dolayısıyla eğitimde de artık dünyada çoklu beslenme destekleniyor. Burada yine maalesef diyeceğim Türkiye için. Türkiye o açıdan akademisi çok muhafazakar bir. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Edebiyat okumuş, sonra sosyoloji yüksek lisansı yapmış bir çocuk. Çocuk demeyeyim mi? Genç bir akademisyen. Tekrar edebiyatta doktora yapmak istediği zaman hocaları ona bir ihtimal çıktı sorun işte. Sonra buna Foucault işte disipliner ekliyorlar. Yani her disiplinin aslında bir şeyi var, hegemonya alanı. Sen niye bizi bıraktın da gittin sosyolojiyi söylüyorsun? Hangi yüzle geliyorsun? Ondan sonra. Mesela birçok sosyoloji bölümü yüksek lisans doktora da Türkiye'de, Batı'da değil. Lisansı sosyoloji olmayan öğrenciye başvuru izniyle vermez. Bırakın kazanmasını izin vermek, başvuru izniyle vermez. Mesela bunlar çok aşırı dünyada. Bunlar mesela bazı kurumlarda tam tersi destekleniyor ve zenginlik olarak yapılıyor. Yani o disipline dışarıdan gelen bilginin katkısını önemsemek, ciddiye almak. Dolayısıyla disiplinin kendini yeniden üretmesiyle bir aşama olarak görülüyor. Mesela bunlardan, yani Türkiye'de ters konuştum. Türkiye'de mesela Bilkent'teki Türk Dili Edebiyatı bölümü, yüksek lisans doktoruyla edebiyat lisansı olmayan öğrencileri özellikle tercih ederdi bir dönem. Ama oradan çıkan edebiyat eleştirmenleri, edebiyat hocaları çok başarılı oldu. Bir sürü bir hocam var. Değişik bir üniversitede hoca halinde yaptılar. Ama yani lisanstan mesela hukuk okumuş, mühendislik okumuş. Sonra edebiyata sanmış, oraya geçmiş. Ondan sonra bu istisnayı söyledim ama Türkiye'de çok fazla maalesef akademik zihninde desteklenmez. Yani bir feodal kaleye gideceksin, şeyi kapatacaksın, hani de hendek olur ya, yabancılar diyoruz. Orada mesela şeyi kapıyı yukarı çekeceksin, orada kapatacaksın. O disiplinde hiç dışarı çıkmadan, içeriden dışarı çıkmadan ve dışarıdan içeriye girişe izin vermeden. Bu izin maalesef. Bilmiyorum sizin pozitif bilimlerde belki farklı olabilir ama bizim sosyal alanlarda, beşeri alanlarda artık böyle bir şey var. Şimdi başlığa gelelim, toplumu çalışma.
demin de söyledim, sosyoloji toplum bilimine çevrildi. Sosyolojide kullanılıyor ama toplum bilimine çeviriyoruz. Yani toplum bilme faaliyeti. Ama ben burada toplumu çalışmak diye bir başlık attım. Aslında bugün yapacağım konuşmanın iki büyük aksını anlatabilmek için bunu söyledim. İngilizce söyleyince daha anlaşılır oluyor. O yüzden bizim derslerimiz o kelimeleri İngilizce söyleyeceğim size. Science, sciences ya da çoğu diyelim ve studies. Ayrı. Yani çalışmak derken kastım studies derken. Şimdi toplumu sosyoloji ya da öz Türkçesiyle toplum bilim. Toplumu bilme amaçlı bir faaliyet alanı. Ama siz human studies dediğiniz zaman, yani human sciences ya da social sciences dediğiniz zaman bilime, dün sabah söylediğim gibi toplum fiziğin doğa üzerindeki sağladığı, insanın sağladığı avantajları, belki kurduğu iktidarı, değil mi? Yönetim becerilerini, denetleme becerilerini. Ondan sonra mesela işte göl yapıyorsunuz, orada baraj koyuyorsunuz, elektrik şey yapıyorsunuz. Bunu bilim, teknolojileri işleyerek sağlıyor ama bu aslında aynı zamanda bir egemenlik formu. Değil mi? Doğa üzerinde insan, işte bunlar çoğaldığı zaman da işte değil mi, hocanın konuştuğu büyük bir şeyden işte bir sürü ekolojik sorunlar olup dönüp bu insanı yine olumsuz etkiliyor. Ama bilim ve teknoloji Bacon'dan beri değil mi? Bilgi güçtür. Dolayısıyla bilgi her zaman iktidarla ilişkili bir şey. Hegemonyayla ilişkili bir şey. Yani bilim aslında her zaman biraz politik bir şey. Şimdi dolayısıyla sosyolojiyle birlikte veya antropolojiyle de birlikte bu toplum mecrasına, insan mecrasına sirayet ediyor. Sosyal fizik. Huskont'tan esinlenerek, onun ilk kez kullandığı anlamıyla sosyal fizik demiştim insan sosyolojinin ön adı olarak. Dolayısıyla ve şeyi vurgulamıştım yani sosyal bilim fikrinin modern bir fikir olduğunu. Çünkü burada bir kaderden ayrışma, fataliteden kopuş var. Yani bütün hayatımız alnımızda yazan bir şey midir? Bizim irademizin bu koşulları belirlemede bir rolü var mıdır? Şimdi eğer ikincisine hafif hafif vardır, olabilir demeye başladığınız zaman dolayısıyla insanın olduğu halde veya toplumsal ilişkilerin olduğu hallerde bizim irademizin bir şeyi var, etkisi var anlamına gelir. Dolayısıyla toplum aynı zamanda inşa edilebilir bir şey diye dönüşür. Bilmeden önce. Şimdi dolayısıyla meseleye böyle baktığımızda işte social studies veya human studies kavramları, bunu işte sosyal çalışmalar veya insan çalışmaları, insan incelemeleri, standizem çalışmalar diye çeviriyor, incelemeler diye çeviriyor. Bir yerde Türkçe'de incelemelere rastlarsanız, benim söylediğimden farklı bir şey adetleyin. İkisi aynı, standizi iki şekilde çeviriyoruz. Genelde sosyolojik. Dolayısıyla böyle bir imkan ortaya çıkıyor. Yani hayat, şöyle söyleyeyim, belki daha anlatılır. Hayat bizim başımıza gelen bir şey mi? Yoksa hayatın olduğu halde bizim bir seçme hakkı setimiz var. Hayatı biz de belirleyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla aslında pozitif bilimlerle, insan dünyasıyla ilgilenen bilimler arasındaki önemli farklardan bir tanesi. Yani gravitenin, yani nesnelerin boşlukta yere doğru hareket ediyor olmaları, gerçekliğin yasası da insan iradesi çözebilir miyiz? Değil mi? Yani bu şöyle diyelim,
Newton'a kadar da nesneler yere düşme eğilimindeydi. Yani ama gravite yoktu. Yani yer çekimi yasasının adı konmadığı için Newton'un nesneye yasa yoktu. Ama nesneler her zaman yere düşüyor. Yani ilgili bilim olmadan önce de bilim onu tanımlamadan önce de nesneler yere düşüyordu. Ne zaman Newton'un adını koydu? Bu bir yasaya dönüş. Yani burada da mesela kampçı bir çıkarım yaparak şey diyebiliriz. Dolayısıyla bilimsel önermeler aslında aklın bir önermeler. Doğada yasa yoktu. Biraz parantezi geliştirdim şimdi. Yasa doğayla fizik anlamında, eğer gerçekten sizin bir fizik yasasınsa, doğada olan nesnelerin yere düşme eğiliminde olmaları değerli doğru. Bunu soyutlayıp, genelleyip buradan bir formül çıkaran, onun hakkında düşünen bilim adamı, bilim insanıdır. Dolayısıyla gravite fizik biliminin yasasıdır. Fizisin yasasıdır. Fizis Yunanca doğadır. Fizik de onunla ilgilenen bilim, disiplin, alan, branş. Dolayısıyla ama sosyal alan böyle değil. Yani gravite bizim dışımızda bir şey. İster bunu tanrı yaptı deyin, ister işte doğanın matematiği deyin, işte amipten geldi. Bunlarla da şu anda hiç ilgili değil. Yani bunun nedeni konusu meselesi ile ilgilenmiyorum şu aşamada. Ama doğada bu tür yasalardan, pardon, toplumda belki bu tür yasalardan söz edemeyiz. Çünkü bizim toplumun olduğu hallerle ilgili sürekli bir hakkımız var. Yani toplumun veya dünyanın olduğu halden bir sorumluluğumuz var. Olumlu, olumsuz, artı, eksi. Fark etmez. Yani dolayısıyla mesela bana hep biraz şey gelir, Türkiye'de biraz kaderci, sorunlar var mesela. Hep şey edilgen bir şeyle, çifte şikayet diliyle biz bunu anlatırız değil mi? Yani işte Türkiye'nin harici ekonomik yolu şöyle, dünya işte ekolojik sorunlar nereye gidiyoruz falan filan değil mi işte? Küresel ısınma falan. Sanki bu yani bizim dahil olmadığımız bir nedensellik alanında oluşan bir şey. Yani ne bileyim işte hem bunu böyle şikayet edip hem o fısfıslı devranlardan kullanmak değil mi? Orada bir paradoks yok mu mesela? Şimdi onlar bir ikiyor işte bilmem ne atmosferde delik açıyor falan işte bir kanseri artıyor, güneş daha büyük geliyor falan değil mi? Bunların hepsi, hani diyeceksiniz ki efendim bir devranlardan ne olacak? Ama işte milyarlarca devranlar var. Yani biliyor muyum? Yani günde kaç fıstık oluyor dünya? O gazdan. Düşünsenize onun toplamı ve kaç yıl boyunca. Dolayısıyla doğa için insan açısından bir hazır yapıp olma durumundan söz edebiliriz. Biz de doğanın bir parçasıyız ama doğadaki nedensellik bizim irademizin altında değil. Ama teknolojiyle, bilimden mesela teknolojiyle ona müdahil oluyor muyuz, dönüştürüyor muyuz? Evet. Ama toplum doğrudan yüksek irade içeren bir şey. Dolayısıyla öznellik, nesnellik, objektivite, sübjektivite meselesi doğayla toplumda birbirinden çok farklı. Yani şey dedim tamam, Bodson fiziğe öykünüyor, fiziğe hayran, fizikteki modelleri, şeyleri, tırmları alıyor, işte yöntemleri buraya buluyor falan ama daha sonra öyle bir eleştiriye soruyor ki burası, yani buranın hamuruyla doğanın, toplumun ve insan dünyasının hamuru o kadar farklı ki de diyorlar. Yani bu ikisi bu kadar özdeş bir şekilde kullanılamaz. Bunda ısrar edenlere zaten pozitivizm diyoruz. Biraz da pejoratif anlamıyla eleştiren var. Şimdi ama felsefeyle başlayacağım ama dün biraz bu konuya girdiğim için sadece aklımdan bir
yani toplumla ilgilenme, toplumu dün anladık söylediğim anlamda programatize etme, dert edilme, bunun üzerine düşünme, sistematik düşünme, yazma faaliyeti açısından toplum üzerine çalışan, geniş anlamıyla bu sefer, ilk disiplin, örgütlü disiplin aslında felsefe, bunu kabul edelim. Hatta şöyledir, ben diyorum hatta bilirim bazen, hala var mı bilmiyorum. İşte sosyoloji tarihi kitapları antik Yunan'dan falan başlatanlar vardı. Aslında paradoks, 200 yıl önce de sosyoloji yok. Ama neden? Bir yandan da anlarım bu tavrı. Çünkü bizim bugün sosyoloji yaparken ele aldığımız bazı meseleler Aristoteles, Platon, Sokrates tarafından ele alınmış mı? Evet. Ama dediğim gibi dün sabah söylediğimde bilimsel bir zihniyetle etosla değil, felsefi bir zihniyetle. Yani o dün sabah yaptığım olan da olması gereken adamın toplumun ideal halinin ne olması gerektiği konusunda yazmışlar. Toplumu tanımlamak, MR'ını çekmek, raporunu yazmak anlamında bir özel ilgileri olmamış. Bu daha çok modern bir ilgi. Bu arada anlayınca aklıma geldi. Demin şeyi anlatmak için insanın doğayla olan ilişkisinin ne kadar hani, hem işte bilimden yayılabiliyor ama aynı zamanda onu kullanmak istiyor, araçsallaştırıyor bir meselesi. En iyi anlatan şeylerden bir tanesi, bunu da ben haber masalarını öğrenmiştim. İnteres kelimesinin İngilizce dediği çift anlamı anlamı. Hem ilgi de birlikte bu çıkar. Bir şeye ilgi duyuyorsanız orada bir çıkarlı vardır. Bir beklentiniz vardır. Yani insanın doğaya olan interesi de böyle ikili bir şeydir. Onu dikkatinize sunmak istedim. Evet yani zaten klasik felsefe dediğimiz zaman antik Yunan veya Atina işte bu Ege bölgesi diyelim filozoflara anlamıyoruz. Çünkü Anadolu kısmında var. Biliyorsunuz özellikle sokaklarda. Milet, Efes hani bugün Türkiye'de gezebileceğimiz şeyler işte o büyük filozofların varlığı olarak yaşamışlar. Sonra Atina'ya kaymış. Sokrates'ten sonra Atina'ya kaymış. Felsefenin merkezi. Her neyse, şimdi zaten ondan sonra tek tanrı dinlerin Hristiyanlığın arkasına İslam'ın gelmesiyle biliyorsunuz modern aydınlanma sonrası dönerek orta çağ vermiş. Orada neredeyse 1000 yıllık bir teoloji merkezi bir dünyada var. Bunun için de felsefe mevcut. Ondan sonra bunu da şey edelim. Yani çok aydınlanmacı, pozitivist bir dille şey etmeyelim, küçümsemeyelim orada çağa. Teoloji de bir felsefe disiplinidir. Ben felsefe, sosyoloji doktora var ama felsefeyi biraz bilirim ama her felsefeci, burada bir felsefeci meslektaşım olsa o da kabul edecektir. Felsefe içindeki temel disiplinlerden biri teolojidir. Teoloji yaptığınız zaman felsefenin dışına çıkmazsınız. Teos artı logos. İlahiyat dediğimiz Türkçe'de Tanrı felsefesi ya da din felsefesi, inanç felsefesi anlamına geliyor. Dolayısıyla felsefenin temel disiplinlerinden biridir. Ama işte bu bir ay önceki konuşmada söylediğim bu Platonik Akademilerin Kuzey İtalya'ya taşınması 14. yüzyıldan burada işte İstanbul Fethi Müdürlüğü var diye uygulamıştık. Akademilerin tekrar bulunması aslında Yunan'da da var olan, antik Yunan'da da var olan ama 1000 yıllık teolojinin çok büyük skolastik dediğimiz dönemde çok dominant olmasından çok fazla gelişemeyen ama bu İtalyan akademilerde tekrar canlanan, Mahvan'ın burada etkisi çok yüksek olacak. Stadiz geleneği geri dönülemez bir şekilde oluşuyor. Şimdi burada gene İngilizce bir oyun şey edelim. Türkçe'de bunu yapmak çok zor. Human istik studies. İstik'i düşünün. Ne kaldı? Human studies. Hümanistik nereden geliyor? Hümanistik çalışmalar.
hümanistik nereden geliyor? Hümanizm. Şimdi dolayısıyla Rönesans öncesinde erken hümanizm yavaş yavaş oluşmaya başlıyorsunuz. Gene Kuzey İtalya merkezli olarak. Yani akademilerin etrafında Platon'dan esinlere yeniden kurulmuş. Yani neredeyse 2000 değil mi? -500 1400 falan 1400 dersiniz. Neredeyse 1700-2000 yıl sonra tekrar kuruluyor. Ve ne tesadüf, tabii tesadüf değil ama şaka. O sırada da her tarafta matbaalar oluşturuyor. İşte klasik kalim metinler Yunanca'dan Latince aktarılıyor önce. Sonra da yaşayan bilgiler. Yani İngilizce, Fransızca, Almanca, işte mesela Avrupa'nın temel dillerine aktarılıyor. Ve inanılmaz bir yatay sirkülasyon ortaya çıkıyor. Dediğim, söylediğim gibi bu klasik üniversiteye rağmen olan bir şey. Orada daha çok biyoloji metinleri, ustam metinler sirküle edilirken burada akademiler şeyleri yarıyor. Antik Yunan metinleri, işte ideal insan, işte daha kaliteli insan ondan sonra gibi mefhumlar oluşmaya başlıyor ve yazarlar ortaya çıkıyor. Ondan sonra çünkü şöyle düşünün, Gutenberg ilk matbaayı ortaya çıkardığı zaman ya da ondan sonra biraz yaygınlaştığı zaman genelde Alman diasporası etkilenir. Şeyde, yani matbaaları şeylerden genelde Almanlar yüzeyler yapıyorsa Avrupa'da kaç yazar olabilir? 1450'ler 60'lar Gutenberg matbaası. İlk yani. Bir de 200 düzeyinde bir sıçrama yerleri gerçekleşmiş. Yani bu mekanik tabii elektronik falan yok. Mekanik, kol gücüyle çalışan bir alet, ikna yapması ve el yazmasına göre 1'e 200 bir ivme sayfa yok. Yani elle yazarken 200 sayfa yazacağınız, pardon, bir sayfa yazacağımız süre içinde matbaa 200 sayfa üretebiliyor. Bugün bunu hayal edemiyorum yani tabii. Ama bunu şeyde öğrendim ben. Mainz'da müthiş bir dolu uçarsa Frankfurt'ta 20 dakika. İki uçak arasında bile hani 3-4 saatiniz varsa gidip görüp gelebilirsiniz. Çok yakın. Mainz'da tabii Mainz İngiltan verken doğru bir şey. Şey Strasbourg. Şekli. Orada belki dünyanın en önemli matbaa üzerinden biri var. İçerisine bakın. Orada öğrendim ben de. Bir etkiydi. Çok önemli bir şey. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey düşünün. Matbaa çıkmış. Kaç yazar var dedim. Yani Alman kadar yazar var mı Avrupa'da? Tartışılır. Yani yazarlık aslında biraz da matbaanın icadının teşvik ettiği bir veya çevirmenlik. Çevirmenlik diye bir şey yok. Translasyon. Translasyon. Çevirmen. Ve nereden mecaz, nereden? Ve uluslararası ticaret, ithalat, ihracat demek translasyon. Taşımacılıktan birlikte. Transporter falan filan işte aynı şey. Dolayısıyla hani bu da şey anlamına geliyor. Yani bir dilden başka bir dile anlamı taşıyan kişi. Çevirmen. Bunlar meslek falan değil o zaman. Bunların hepsini matbaa sağlıyor. Dediğim gibi yazarlar oluşuyor. Ama boşlukta hani matbaa bugün çıktı, ertesi gün 120 tane yazar değil. O zaman matbaa hazır. Üretecek metin, tamam, kutsal metinleri üretiriz. Ne güzel. Avrupa merkezli olunca İncil tabii ağırlıklı olarak, çünkü ilk matbaaların en çok bastığı kitap elbette İncil. Bugün dünyanın en çok satan kitap İncil. Matbaadan çıkmış en fazla kopyası olan eser. Tabii başka farklı dillerdeki İncil'leri de katıyorum. Hepsi çevirilen tabii. Ne diyordum? Ha evet. O boşlukta
ne basacaksınız? Yani makine çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü nasıl uçak lastikler yerde olursa şirket sürekli kaybeder, değil mi? Uçağın hep havada olması lazım. Yani onu doldurmak lazım. Sürekli çalışması lazım. Matbaada boş durdukça zarar. Çalışmadıkça kitap basması lazım. Kâr etmesi için. Sonuçta bu şey, ticari amaçlı bu. O zaman anlatılan metinleri akademide, Kuzey İtalya Akademisi'nde dün söylediğim gibi hem Yunanca hem Latince bilen hazır bir entelijensiye oluşmuş beyin gücü sayesinde. Hadi bakalım. Antik Yunan metinleri. Yani bir bakıma şey, bit pazarına nur yağması biraz duygusal. Şimdi duygusal, yani Cem Yılmaz anlamında duygusal. Bir tarafı da var. Yani parayla ilgili. Dolayısıyla bu şekilde bu metinler şey oluyor. Çok yardımlar oluyor. Kuzey İtalya'da. Burayı biraz uzattım ama yani istediğim noktada önemliydi. Pardon. İşte hümanizm buradan çıkıyor aslında. Yani daha sonra Rönesans'ı oluşturacak, nasıl diyeyim, reformasyonu etkileyecek, dinin yaşantılanma biçimini dönüştürecek, sonra aydınlanma diye bir dönemi nasıl diyelim biraz kışkırtacak, motive edecek. Hümanizm buradan ortaya çıkıyor. Hümanizm nedir? İşte, hümanist bir insan, gayri hümanist bir insan. Yani işte hani harca alem dilde iyi insan, kötü insan anlamında kullanılıyor. Bu da doğru değil maalesef. Hümanist arkadaşlar, öncelikle insan üzerine çalışan bir şey. Yani humanistic studies'de dediğim gibi, humanistic studies alanında çalışan bir insan sevmek, insan sevmekle doğrudan ilgili bir şey değil. Yani ben humanist diyen biri ne demek? Ne demek istiyor? Ben human üzerine çalışıyorum, insan üzerine. Şimdi bakın, bu şeyde de var. Hani meseleyi bir benzetme yapayım da daha kolay anlamamız için. Orientalist. Orientalist kim? Hani bugün çok pejoratif olarak kullanılıyor. İşte yani doğuyu aşağılayan batılı. Doğuyu küçük gören batılı. Ama onun esası da ne demek? Doğu üzerine çalışan uzman. Orientalist studies diye Batı üniversitelerinde çok güçlü kürsüler var. Bunların temel çalışma alanı bu. Bunun içinde antropolog olabilir, sosyolog olabilir, din bilimci olabilir, mühendisi olabilir. Ya. Ondan sonra ne bileyim, Doğu mutfağı çalışmak. Değil mi? Çin mutfağı çalışan bir Amerikalı mesela. Bu da oluyor. İlla o pejoratif anlamı yüklemek zorunda değiliz ki. Ama o da onun içine sinmiştir tabii daha sonra. Orijinalinde oryantalist, doğu uzmanı. Ondan sonra, hümaniste de aynı şey var. Dolayısıyla demin söylediğim gibi, insanın ve toplumun inşa edilebilir bir şey olduğu fikri, olduğumuz halde, olacağımız hallerde, birey veya toplumsal olarak, bizim de bir rolümüzün olabileceği fikri, olduğu fikri. Ve bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Bunu nasıl donatırız? Bireysel ve toplumsal düzeyde kalitemizi nasıl yükseltebiliriz? Humanizm bu. Yani iyi insanlık, kötü insanlık meselesi öyle çıkıyor ama işin doğrusu bu. Ama mesela şöyle de itiraf edeyim, söyleyeyim bu. Hürüp hakkı mesele değil. İlk humanistler siyahların insan olup olmadığını da tartışıyor. Bugün bunu yapanlara ne deriz? Irkçı deriz veya ne bileyim çok ağır. Değil mi? Nefret suçu deriz bir sürü. Değil mi? Haklı orada. Ama tartışılıyor. Hala bu nitelikte İspanya'da bir kongre var. Toplantıda saatlerce bunu tartışıyor. Şimdi dolayısıyla sosyoloji, toplum bilim, işte
sosyal bilim dediğimiz zaman akademik disiplinler, işte diploma üretiyor tabii, mesleki uzmanlıklar için şurada hep unutulan, benim biraz olarak da öne çıkarmaya çalıştığım, biraz burayı uzun geçmek istedim. Ondan sonra unutulan biraz bu konunun, yani toplumu çalışmak, insanı çalışmanın da başlı başına bir disiplin olduğu. Anlatabiliyor muyum? Yani erken humanizmden günümüze kadar, yani sosyoloji veya diğer branşların, sosyal bilimsel branşları, toplumu bilmek amaçlı. Biraz fiziği model alarak gelişen science'lardan önce, çünkü toplumun bir science konusu olması dediğim gibi maksimum 200 yıllık tarihi, yani uygulaması bile değil. Yani August Comte'un aklına gelmesi bile 200 yıl ya eder ya etmez. Ama hümanizm, hümanistik studies dediğimiz zaman bu yaklaşık 800 yıllık geçmiş olan bir gelenek. Şimdi dolayısıyla science ile studies'de şöyle ayırabiliriz. Kurumlar olarak, yani hangi çatının altında, hangisi hangi çatının altında. Dün de biraz değinmiştik, orayı biraz hızlı geçeceğim. Biliyorsunuz science'lar, yani modern bilim, Avrupa'da modernlik inşa olma sürecinde üniversitenin dışında gelişti. Dün sabah da sonra 19. yüzyıl, 18, daha çok 19. yüzyıl sonra üniversiteyi, işte duvarları yıkarak, üniversiteyi resmen istila ettik. O olumsuz anlamda kullanmıyorum bu resmen istila. Ele geçirdim. Humboldt 1810, işte Berlin Üniversitesi, şimdi Humboldt'un adını taşıyor. Ama kurarken adam onu Berlin Üniversitesi demiş. Bugün üniversitenizde bulunan bütün makamlar, koltuklar, bütün kurum tabelaları, fakülte, enstitü, merkezi, laboratuvar, bunların hepsi Humboldt'ta. Bunların hepsinin şemasını çıkarmış olduk. Bu İstanbul Üniversitesi 1933'te Darülfünun'dan dönüşüp İstanbul Üniversitesi tabelası alırken 33 reformuyla birlikte ve o sırada yükselen Nazizm'le birlikte, yükselen Almanya'da yükselen antisemitizmle birlikte, Yahudi düşmanlığıyla birlikte, biliyorsunuz Türkiye'ye, İstanbul'a çok ciddi sayıda, o dönem için çok yüksek kalitede hocalar, profesörler geliyor. Dolayısıyla aslında Humboldt Üniversitesi geliyor. Yani Humboldt mantığı Türkiye'ye geliyor. Ondan sonra ve İstanbul Üniversitesi altının bütün temel kürsüleri modern anlamda, çünkü daha önce 1900'den itibaren bir kurum var ama adı Darülfünun. Fenler edilir burada. Fünun, fenin çoğulu. Sonra İstanbul Üniversitesi'nin temel kürsülerinin çok büyük önünde Almanlar duruyor. Ve dolayısıyla onlar da hani imam bildiğini okup onlar da onu biliyorlar. Ve onu teşkilatlar. Yani İstanbul Üniversitesi neredeyse bir Alman Üniversitesi gibi. Hani diyoruz ya Berlin işte kaç, 80 küsürüncü Türkiye falan espriler var ya. Yani o zaman öyle espriler de olmuş. İstanbul Üniversitesi işte bilmem kaçıncı Alman Üniversitesi, Almanya dışındaki üniversite gibi anılmış. Şeyi de düşünürseniz, bugün 208'miş galiba, bir hoca telaffuz ettim. Ben 200'ü açtığını biliyorum diye. Bu 207 üniversite, yani İstanbul Üniversitesi, 207 üniversite büyük ölçüde İstanbul Üniversitesi'nin replikalı şey, kolonlanmış halleridir. Yani o kürsüler, şeyler. Yani gök mantığı da zaten 1980'den sonra üniformize etti ya bu teknikçileştirdi. Dolayısıyla işte şey, bölüm kurmak, işte yeni bilimler açmak, üniversitenin işte senatosu, sonra YÖK'ten onay gerekiyor falan. Dolayısıyla bütün üniversiteler aslında Türkiye'de aşağı yukarı tektir. Ondan sonra birkaç istisna olabilir. Ve bunların hepsi aslında
İstanbul Üniversitesi'nin modeline göre şey olduk. Mesela İstanbul Üniversitesi 33'te kuruluyor resmi olarak. Ondan sonraki ilk üniversite 1950'lerde işte bu Erzurum'daki Toplu, 54, 55, Ege sanırım bir aynı yıllar. Ondan sonra bu üniversiteyi kim kurdu? Yani çünkü siz Anadolu'da kampüs yapıyorsunuz. Onun içine hoca olarak kimlerle dolduracaksınız? İstanbul Üniversitesi'nden dekan gitti, Erzurum'a rektör oldu. Bölüm başkanı gitti, Erzurum'a dekan oldu. Yani teşvik etmek açısından, değil mi? Orada çalışanlara daha hızlı yükselme imkanı verdi derine. Bugünkü derine atıyorum yani. Mutlaka böyle bir derine. 5 yıl profesörlükte bekletseniz, taşıya gidersiniz, 3 yılda size profesör yapabiliriz dendi falan filan. İnsanlar hem de biraz tabii hani Cumhuriyet aydınları, vatan millet Sakarya'da, işte oralarda da bilim gelişsin, ondan sonra ülkemiz kalkınsın. Tabii böyle bir tarafı da yok değil. Yani. Küçük senin için söylemiyorum. Ve dolayısıyla oradaki kurucu hocaların çoğu da İstanbul Üniversitesi'nden oralara giden insanlar tarafından kuruldu. Veya yurt dışında okumuş yurttaşlardan, doktorasını Amerika'da okumuş, yeni kadrolar kuruldu. Ve dolayısıyla bu şekilde bir yapılanma oldu. Şimdi dolayısıyla insan ve toplum çalışmaları nasıl diyelim daha çok akademik bir disiplindir bence. Dün üniversiteler dedik derken kastım da oydu ama mesela sosyoloji daha çok üniversiteler bir disiplindir. Mesleki bir formasyon, bir uzmanlık alanıdır. Mesela sosyoloji şey gibi, hocam sizin şeyiniz ne? Ana bilim dalınız mesela mikrobiyoloji gibi bir şeydir. Beyin cerrahisi gibi bir şeydir. Tabii sosyolojinin altında da alt ana bilim dalı var ama bu kadar hani eli kolu genişmiş değil. Akademik Türkiye göz sisteminde ki sosyolojinin altında 4 tane ana bilim dalı vardır ama onun da alt çeperli. Ama human studies, humanistic studies'in mutlaka diploması olmak şart değildir. O bir dar uzmanlık alanı değildir. Genel bir formasyon alanı. Şimdi bunu da anlatmak lazım. Dün sabah üç ana batı dilinden üç kavram kullandım. Almanca Bildu, Fransızca Kültür General, İngilizce Anglo-Saksonca ya da Amerikanca liberal education. Humanistic studies'in kapsamındaki kavramlardır. Ve insanın ortalama modern devlet, modern Rus devlet döneminde konuştuğumuza göre yurttaşın, vatandaşın kalitesini, toplam kalitesini arttırmak için bütün yurttaşlara yapılması gereken bir kültürel, sosyal aşı gücü yükleme yapıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla humanistik studies'in diplomasını alıp ona göre diploma veren ve ona göre doktora yapılan bir sistematik olması şartıyla. Şimdi İngiltere'de liberal education, pardon Amerika'da liberal education ne demek? Mesela Columbia Üniversitesi'nde liberal education ne demek? Bunu Edward Said'in kitaplarından da biliyorsunuz. Hristiyan bir Filistinli, tabii varsayıp Hristiyan bir Filistinli oldu ama Mısır'da büyümüş, Amerikan mekteminde İngilizce öğrenmiş, sonra Amerika'ya gitmiş, orada doktorası yapmış, İngiliz dili edebiyat doktorası yapmış. Ama oryantalizm kitabıyla 78 tarihli yapmış. Ve dünyada bizim alanındaki dünyada en çok satmış kitap olabilir, en çok alıntı yapılan. Amerikan vatandaşı olarak gösterilen o Kolombiya Üniversitesi hocasıydı. Onun kitaplarında tabii o formasyon anlatılıyor. Bakın bir Kolombiya Üniversitesi öğrencisi ister tıp okusun, ister biyoloji okusun, ister felsefe okusun, ister mühendislik okusun. Hani alması gereken
İşte ben ona, onlar da bir adaptation diyor. Ben de humanist sistemi izliyorum. Temel bir yükleme modülü var. Mesela Humanities diye bir ders vardı bizim Boğaziçi içinde. Biraz ona benzetiyorum. Felsefe hocası gelir anlatırdı, sanat tarihçisi anlatırdı, tarih anlatırdı, sosyolog. İki, Humanities bir, Humanities iki biraz Boğaziçi'de Amerikan modellemesine göre biliyorsunuz planlanmış bir kurum olduğu için. Ondan sonra, çünkü Robert College'in dönüşmüş abi, o da zaten bir Amerikan kurum. Biraz ona benzetiyorum o, ama o dersin tadını, ama onu daha modüler, daha çeşitli bir şey düşünün. Mesela bütün klasikleri okunması. Klasik çok geniş bir var. Mesela Homeros'tan başlayarak insanlık tarihinin temel kitaplarının çocuklara anlatılması şey edilmesi. Bunun içinde kutsal metinler var. Bunun içinde antik Yunan metinleri var. İşte bunun içinde Descartes var, Montesquieu var, işte aklınıza gelebilecek hani temel kitaplar değil mi? John Locke var, belki işte Thomas Hobbes var falan. 20. yüzyıla kadar. Hatta orada öyle bir şey anlatır. Yani işte Kolombiya Üniversitesi biliyorsunuz bir Yahudi vakfı tarafından kurulmuş, desteklenen bir üniversitedir. Ama oradaki öğrencilerin, hocaların çok büyük bir bölümü Hristiyanlar tabii ki. New York için yapıyorsunuz. Kolombiya. Şimdi kutsal metin olarak öncelikle şey okuyorlar. Okutuyorlar. Eşyatın tabiatına uygun olarak Tevrat ve İncil okutuyor. Ama işte küreselleşme bu demek. Yavaş yavaş oraya Müslüman öğrenciler de geldi. Onlar demeye başlıyor ki yani siz yani işte üç temel semavi din falan filan siz bunları okuyorsunuz, bizim gibi yapıyorsunuz. Bunlar düşünüyorlar ya. Yok söylüyorlar. Kur'an geri yapıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte bu humanistik formasyon. Humanistik studies formasyon. Buna formasyon diyelim. Demeyi tercih ediyorum ben. Dolayısıyla mesela bu dersleri dediğim gibi mikrobiyolog olacak da, beyin cerrahı olacak da, inşaat mühendisi olacak da, işte ne bileyim her meslek sahibi öğrenci bu dersleri alıyor. Bu çok Rönesansvari bir şey değil mi? Bakın çok humanist yani değil mi? Rönesans münevveri işte enteri ne demek? Dar uzmanlık değil mi? Rönesans insanının ideali. İnsana dair bilgilerin bütünlüğüyle mümkün olduğu kadar irtibat içinde olmaz. Yani her şeyi bilmek. Şimdi tabii 2024'te Rönesans döneminde değiliz. Her şeyi bilmek çok zor. Yani çünkü o dedi ya hani insan bilgi içeriği kaç dedi? 10 dakikada bir kim katlanıyor? Yarım saat dedi. Değil mi? Yani, hani, ondan sonra elbette ama o zamanki kitap sayısını düşünün. Rönesanslı kitap sayısı. Okunabilir dünyadaki bütün kitapları sayısını bugün kadar düşünün. Ama yine de evet, yani en başta söylediğim interdisiplinarite ve transdisiplinarite çok çağrıştıran bir bakış tarzı var Rönesans kitabı. Felsefeye gidecek, teolojide gidecek, sanat, edebiyat, sürekliyse hepsinde bir düzenli irtibatı olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani insan Rönesans için bu bütün kaynaklardan beslenecek. Yani dar uzmanlık mesleki formasyon Rönesans'ın çok idealize ettiği hatta bir şey değil hatta küçümsediği için işin doğrusu. Şimdi dolayısıyla evet öyle bir şey var. Şimdi şunu da söylemiştim dün de söyledim. Bir ay önce de söylemiştim bir ihtimal. Bizde akademi ile üniversite ayrımı olmadığı için, yani daha doğrusu Türk Osmanlı ve Türkiye tecrübesinde akademi derinliği olmadığı için, bizde sadece üniversite olduğu için, bunun sebebi de hani belki başka bir konferansta şey ederiz, işte ben bu konuda da çalışıyorum, bu kültür politikleri başka bir kitap bitirdiğim zaman bunu da ele alacağım. Bu da işte bir modernleşme sendromu dediği için 300 seneden beri batıya hayranlıkla kurulan modern eğitim kurumlarının fazla meslek
olması çünkü yarın ameliyat var, doktora ihtiyaç var, yarın savaş var, işte askere ihtiyaç var, yarın don yapılacak, inşaat mühendisine, mühendise ihtiyaç var. Dolayısıyla bu hümanist İslamist tarafını Osmanlı çok fazla dert etmiyor. Uzman, diplomalı insana ihtiyacımız var. Ondan sonra reformları üzerlerinden realize edeceğimiz, yani bürokratlar, ekonomik, alt yönetimiz veya ara yönetimizler. Dolayısıyla şeyinde 3'üne 5'ine fazla bakmayalım. 2024 oldu, bu zihniyet hala hegemonya. Ayrı bir konu, ayrı bir konu. Tabii ki bugün oranın ayrıntısına geçeceğiz. Ondan sonra mesela dershane diye büyük bir şey üretmiş Türkiye eğitim sistemi. Ama böyle bir zihniyetim. Paralel okul. Dershane diye bir okul olur mu? Ama bu bakın yani 2. Mahmut döneminde bile Lofatlı var. Ama ayrı bir şey. Evet, yani şimdi dolayısıyla şöyle bir kompozisyon, üniversitede elbette uzmanlık olacak, diploma olacak, uzman yetişti. Yani bugün de ameliyata girecek uzmanlık ihtiyacımız, bugün de köprü yapacak, inşaat yapacak, mühendisi, bunları tereddüt yok. Ama bunların ortalama kalitesi ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Yani ortalama kalite derken sadece iyi, bir sürü iyi kullanmak mıdır? O işin biraz daha zanaat tarafı, değil mi? Yetenek, tehlike. Tabii bilimi takip etme, süreçleri takip etme, bilimleri hemen ameliyathaneye uygulama falan. Her disiplinde, bina ise bina, insan dediğimizde ameliyat edecek o. Ama işte asgari felsefi, asgari sosyolojik, antropolojik, tarihsel bir donanıma sahip olmak bugünkü uzmanlığın Rönesans vari donanımı işte o modüler sistemlerle askeri edinimi. Şimdi ayrı bir üniversitelerin Amerika'da. Amerika'da işte bu hani biliyorsunuz ayrı bir geliyor. Hani en üst kalitede. Yerin Stanford. İşte. Değil mi? Biliyorsunuz işte Princeton falan. 20'de denir ama işte hani İlk 50 diyelim. Bir de çünkü regular education kalıçları var. Onlar uzman yetiştirmiyor ama onlar bu üniversitede de eleman yetiştiriyor. Ondan sonra o yüzden geliştiriyorum. Bunların, yoksa üniversitede Amerika'da 4000'e yakın üniversite var, kalıçlar. Bunların hepsi de süper falan değil. Hadi 100 diyelim. Bu 100'ünü diğer 3900'ünden 5-4000 küsüründen ayıran ne? Ötekiler de uzman yetiştiriyor. Bunlar sadece uzman yetiştiriyor. Bunlar yüksek kalitede insan yetiştiriyor. Ve bunlar ülkeye bir ülke zaten. Şöyle anlatayım size. Yani bunu biraz ayrıntılayayım. Şimdi 17 yaşında, 16 yaşında lise bitirirsiniz değil mi Ahmet? Peki 16 yaşında yüksek puanlı, çok iyi yüksek puanlara sahip bir lise mezunu olarak siz genç kadar 17 yaşına gidebiliyor musunuz? Bilir misiniz? Veya Stanford hukuka girebilir misiniz? Veya mühendisliğe otomatikman girebilir misiniz? Hayır. Ha, şu ayrımı da yapalım. Bu da mesela çok şimdi bizim gök sisteminizde bütün yüksek okulları fakültelere gidiyor. 5 yoluyla başlıyor. Şey, basın yayınla başlıyor. Basın yayınla başlıyor. İletişim fakültesi oldu. 5 yollar ya beden eğitimi spor fakültesi oldu. Efendim, söyleyin hocalarım. Yani, fakülte yüksek okuldan meslek okulundan daha şeymiş. Havalı bir şey var. Ha? Ondan sonra içerikten çok hep içim. Şimdi bakın, Yale'in kampüsüne gidin, Stanford'un kampüsüne gidin. Tıp eğitimi yapılan binanın kapısında ne yazar? Fakülte of Medicine mi yazar, yoksa Medical School mu yazar? Veya işte Ivy League başka bir üniversitenin kampüsünde hukuk eğitimi yapmak için girebileceğiniz binanın kapısında da
Law School. School yazar. Faculty yazmaz. Bu orada yapılan işin küçüklüğünü ifade etmez. Tam tersi. O, bakın bu okullardan mezun olanlar Amerika'nın en zenginleri olur. Yani köylü bir aileden bile gelseler, karşılıklardan gelseler, yani bu işte Ivy'deki okulların, bu school'larından mezun olanlar en yüksek bir grubu var. Avukat, hakim, ötekisi işte, CK, değil mi? İnovasyon falan yaparlar. En iyi fakülte, eğitim burada. Ama okulların adı fakülte değil. Okulların adı school. Çünkü bunlar mesleki formasyon. Mesleki donanım. Yani bu school'ların verdiği eşyanın tabiatına daha uygundur. Ama bu okullara girmek için siz orta çağdaki Septim Artes, Liberalis Fakültesi bitirmiş olmak gibi, onu anlatmıştım bir ay önce, üç tane doktora fakültesi var. Yani doktora yapabilir, üç alan var orta çağ, Skolastik Üniversitesi'nde, teoloji, tıp, hukuk. Ama buraya da dilek veriyorsunuz. Önce doktora yapılmayan ama bu üç temel fakülteye öğrenci yetiştirme amaçlı sanat, zanaat fakültesinde Septim Artes Liberales eğitim yapıyoruz. Septim Artes Liberales'te 3 artı 4 Trilirum Quadrium nasıldı? Mantık, retorik, gramer. Mantık, retorik, gramer. İlk üçlü. Sonra ikinci dörtlü aritmetik, geometri, astronomi, müzik. Yani hukuk doktorasını bitirecek de bunları alacak, teolog olacak da bunları alacak, hekim olacak da bunları alacak. Bunlar asgari formasyon. Konuşmayı bileceksin, mantık yürütmeyi bileceksin, matematik bileceksin, geometri bileceksin, astronomi bileceksin. Müzik de çok ilginç. Müzik o zaman, şimdi biz müziği sözel, hani Türkiye'de bir yardımcılığıyla sözel biliriz, sayısal anlamda olacak. O yüzden matematik. Aslında kendi içinde mantıksız değil. Çünkü müzik biliyorsunuz şey bir şey, değil mi? Gayet sayısal bir şey yani nota, notasyon meselesi açısından bakarsanız gayet sayısal bir şey. Yani notaların kombinasyonu falan anlamında. Dolayısıyla siz şimdi yayın hukuka dönmek için ya yayında ya da bir işte yine yüksek kaliteli bir kalıçta şey Liberal Education College'da 4 yıl bir eğitim alırsınız. Ondan sonra oradaki yüksek başarınız tabii orada 3, 6, 3, 8, 3, 9, belki 4 bir ortalama alacaksın ki yayının kapısından gelirsin. Yani. Ondan sonra yani buradaki tıp odur fakültelerine 16-17 yaşında öğrenci alınmaz. 20 yaşlar. Zaten bir lisans diploması olan öğrenci. Ve dolayısıyla sistem kendini yönetecek kadroları yüksek kalibrede üretme kapasitesine bu şekilde kalır. Yani bir hekim sadece hekim değildir. Bir hukukçu, avukat, hakim, savcı sadece hukukçu değildir. Bu sistemde. Bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Ben şeyi anlamakta zorluk çekiyorum. Şu anki üniversite sistemi fazladan yani mesleki formasyonun dışında ders almayı nasıl engelliyor onu çözemedim. Ben örnek götürüyorum. ODTÜ'deyken yani astronomi olsun, bilim felsefesi olsun, bilim analizi olsun farklı farklı dersler aldım. İstediğim gibi kendi kişisel gelişimine yönelik dersler alabiliyorum. Sistem bunu izin veriyor. Öğrencilerin bunu seçmemesi, yani sadece Master of One Trade'i seçmesi onların sorunu. Üniversite sisteminin sorunu oluyor. Olayı birleşim. Evet, burada yani şimdi bu söylediğiniz, siz ODTÜ örnek veriyorsunuz. ODTÜ Türkiye'nin daha göreli seçkin üniversitelerinden bir tanesi. Ama geri kalan hani bunu da ayrıldık gibi işte 15-20 tanesini bu kapsamda alalım. Türkiye'nin 208'in geriye kalıyor. Yine 180-190 tane kurum. Şimdi bu kurumlara baktığınızda ortalamayı söyleyeceğim tabii. Yani ben tabii yine sosyoloji eğitiminden veya sosyal bilim eğitiminden sizin alanları bilmiyorum. Hani tıpta mühendisliği bu işi nasıl seyrediyor, onu da fazla bir dahil olmak istemem arkadaşlar. Şu
şudur. Yani ortalama sosyoloji eğitimi şu anda 120 tane birimde lise eğitimindeki kadar seçmeli şansı verilmez. Çünkü zaten bir lisans programının açılması için 3 doktora gerekir. YÖK sistemi. Çoğu 3 doktorayla açılır. Yani 3 hoca. 3 hoca bir bölümde nasıl? Yani hocalar zorunlu dersleri vermekten seçmeli ders açamaz ki. Bir hocanın üstünde 40 saat falan kredi var. Lise öğretmeni bile 25 veriyor. Türkiye Üniversitesi'nde 40 küsür 50 haftada diyor, haftada. Ondan sonra gecesi gündüzü var bile. Yani 9'dan 5'e, 5'ten 11'e dersler var. Korkunç bir şey. Ondan sonra bir de bu disipliner iktidar dedi. Yani öğrenciyi Foucault canlığında kapatan, gözeten sürveyans demek istiyorum. Yani komşu disiplinlere gitmesin şimdi bütün yani akademik muhafazakarlık dediğim bu. Akademik, Türkiye Üniversitesi muhafazakarlığı derken siyasi anlamda muhafazakarlıktan söz etmiyor. Akademik anlamda da. Yani multidisiplinarite, interdisiplinarite, işte transdisiplinariteye çok sempatik bakmamak. Şimdi siz bunu önceden öngörmüşsünüz. Şimdi öğrencinin işte her dönem bir tane de seçmeli ders hakkının olması başka bir şey. Kolombiya'nın bütün olası lisans öğrencilerinin hepsine yönelik modüler ve liberal education modelini onun içinde de seçme hakları olarak da belki. Yani mühendisin liberal education paketiyle felsefecinin liberal education paketiyle mutlaka aynı olmak zorunda değildir. Tabii bu böyle dersiniz. Hani orada bir sözel sayısal ayrımı gözetmek, değil mi? Ya da şimdi felsefecilere felsefe anlatmak başka bir şey. Cerrah olacaklara felsefe anlatmak başka bir şey, değil mi? O hani hocanın o nüanslara da sahip olması falan. Yani meseleyi, esas meseleyi bilecekle onu sadece ek bir donanım olarak çantasına koyacak arasındaki ayrım hem öğrenci açısından hem kurum ve hoca açısından. Bunların hepsini işte damardan serum olarak, zihni serum olarak yüklüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ikisi aynı şey değil. Yani bir, işte o zaman şöyle genelleştireyim. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde seçmeli ders bölü, zorunlu ders oranı Batı Üniversitelerinin çok altında. Çok çok altında. Bu ne? Çok objektif. İki, bu seçmeli derslerin de çok fazla bu söylediğim çerçeveyi öngören, önceden planlanmış, hani büyük fotoğrafı önceden şeyden bir zihniyetle, eposla yapılmamış olduğunda ikinci büyük denemem olarak söylüyorum. Şimdi Türkiye Üniversitesi'nde arkadaşlar, ben çalıştığım üniversitelerde zorunlu seçmeli diye bir kavram var. Ya bu oksimoron. Oksimoronun tanımı. Zorunlu seçmeli olur mu? Bir ders ya zorunlu olur ya seçmeli olur. Yani ne demek zorunlu seçmeli? Bizde seçmeli yok abi. Bizde seçmeli de bizde alakart yok. Biz şeyciyiz. Tabii doğrucuyuz. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra veya işte tabii bizim şeyimiz şöyle. Hocamın söylediğine şey diyeyim. Yani bizim alakart dediğimiz tamildozun içinde salata mı alırsın, yoğurt mu alırsın? O kadar. Gibi bir ayrım. Tamam mı? Yani ama mesela 4 çeşit ana yemek seçeneği. Vegan, vejetaryen, gluten free. Değil mi? Bu seçeneği hepsini koyduğun zaman alakart olur. Sen bir tek yoğurtla ya da portakal mı alacaksın? Yoksa helva mı alacaksın? Bu alakalı değil ki. Ben zorunlu seçmeli tabirine hiç duymadım da. Yani teknikle de ilgili vardı. Çok yaygın. Türkçe'de çok yaygın. Evet. Yani Türkiye Üniversitesi'nde icat edilmiştir benim dünyada olduğunu sanmıyorum. Biraz daha şeyimizi açtık ama
kültürel çalışmalara gelmeye çalışarak bitireyim. Şimdi sosyal, yani bu humanist istatistiği ben zaten uzun tutmak istiyordum ama epey uzun tutmuşuz. Ondan sonra tekrar şeye gelelim, sosyal bilim, sosyolojiye. Şimdi burada da şöyle bir ayrım var. Ben sosyoloğum. Türkiye'de 120 tane yaklaşık sosyoloji bilim var. Türkiye'de antropoloji bilimi sayısı 10'un altında. Yani lisans veren 10 tane antropoloji bilimi yok. Ve bunların da bir kısmı, yani bunların da ne kadar sosyal veya kültürel antropoloji olduğu ayrıca tartışılır ama oraya girmek istedim. Ayrıca. Sizin için çok güzel olur. Sosyoloji ve antropoloji arasındaki ilişki, mesafe, ayrı disiplin olma yine nasıl tanımlıyor? Nasıl tanımlıyor? Bunun için size küçük bir anekdot anlatacağım. Bu anekdotu anlatmayı da çok seviyorum. Benim şahsen hocam hiç olmadı. Rahmetli Mübercel Kırak Türkiye'nin en önemli sosyologlarından birisi. Onun birkaç konferansını işte emeklilik döneminde daha ileri yaşlarda falan dinleme şansına şey yapmıştım. Ama bunu ben bizzat kendisinden dinlemedim ama o bizim sosyoloji, hani bütün akademik dünyalar küçüktür ya, herkes birbirini bilir. Ve böyle hani dedikodu, anekdotu çok yaygın da tanıyabilirsiniz. O bizim gelenekte anlatılan bir şeydir bu. Size sizinle paylaşacağım. Şimdi hoca bir gün konferans ediyor. Sonra sonucu bak. Sonra arkadan bir öğrenci parmak kaldırıyor işte. Hocam diyor, ben diyor bir türlü şeyden geliyorum. Sosyoloji ile antropoloji arasında ne fark var? Bir türlü şey diyor. Beceremiyor. Kafamda ikiye veremiyor. O da diyor ki, ben diyor çok basit diyor. Kentte yaparsan sosyoloji, köyde yaparsan antropoloji. elbette hani hoca şey yapıyor, hani biraz ironize ediyor, falan. Ama tabii bunu söylediğinde belki 50 yıllık hoca zaten. Yani işin bütün icra şey etmiş. Sağ olsun eser geliyor falan. Ondan sonra. Ama hoca haklı. Yani gene bilim tarihi, bilim sosyolojisi, bilim felsefesi açısından bakarsınız. Sosyoloji Batı'da ortaya çıkıyor. Batı'nın, Avrupa'nın kendi toplumsallığı için öngörüyor. Antropoloji ise öteki iler için öngörüldüğü bilim. Yoksa metodolojileri, işte araç farkı, alet edevat çantası, %80-90 aynı. Sosyolog, batı çalışan sosyal bilimci, antropolog, batı dışı toplumları çalışan, tırnak içinde sosyal bilimci. Başka türlü söyleyelim. Sosyolog, medeni toplumları çalışan, antropolog, yabanı çalışan, işte sosyolog, kentleri çalışan, antropolog, köyleri çalışan. Böyle bunları çeşitleyebiliriz. İşte Avrupa, Amerika çalışan sosyolog, işte Afrika, Asya, Güney Amerika çalışan antropolog gibi. Sonra, böyle bir yapılanma var. Bu da en başta söylediğim hani bilgi güçtür ve bilginin, yani Bacon ve Foucault sonra bilginin iktidarı olan ilişkisi. Foucault da power not, İngilizce'ye de çevirdim, öyle söyleyeyim. Power knowledge diye bir kavram. Power slash etki. Bilgi. Demin zaten yine ondan şey alınmış. Disiplin iktidarı bir kavram. Yani sosyologlarla psikologlar rakiptir. Bir bakın. Şimdi ilk şeyi söyledim. Hadi parantez biraz büyüsün. İntihar yapıtından söz etmiştim. Dün kaynağı. Yani sosyolojinin kurulmasını sağlayan temel bilgisayar iktidarı sağlayan kitap. Ama aslında bu psikiyatri de bir kavram. Değil mi?
psikiyatrinin deliliği kendine temellik etmesi de teolojiyle bir dalga değil mi? Çünkü delilik eskiden teologların cin çıkarma, içine şeytan girdi, cin girdi değil mi? Yani insanın haliyet türbesindeki iniş çıkışlar tıbbın bir konusu değil de olmuşlar. Din adamları ilgileniyor. Sonra modern dilin gelişmesiyle birlikte psikiyatriye devredildi ve intihar veya bütün delilik, haliyet türbesel iniş çıkışlar psikiyatrinin tıbbın bir konusu. Dolayısıyla orada teoloji, psikiyatri teolojiyi yendi ve o alana kendi bayrağını. Burası dedi, bu konu benim aklımda. Bakın bu yani şaka maka değil, bayağı iktidari bir şey. Sonra Dürkheim dedi ki, kardeşim tamam sizin bu konu hakkında bir şeyinizi tümden reddetmiyorum. Ama bu sadece sizin konunuz değil. Ben de dedi, oraya dükkanım. Orada benim dükkanım olacak. Senin dükkanın karşısında. Çünkü bunun sosyolojik sebebi. Takip edebiliyor musun? Yani teoloji, tıp, sosyal bilim. Bu şekilde bir hatta oldu. Deliliğin malzeme olarak veya intiharın veya işte ruhsal rahatsızlıkların temeli açısından. Şimdi şeye dönersek sosyoloji ile antropoloji arasında da dünyanın parselizasyonu arasında bir rol. Hani şey gibi biraz. Doğu bloku varken. İşte Doğu Avrupa Sovyetlerin interlendi değil mi? İşte Doğu Almanya, Varşova, işte Çek, o gün Yugoslavya, Bulgaristan'a kadar bizim sınırlar. İşte Hür Dünya, kapitalist toplumlar, işte Hitler, NATO, Varşova, sosyolojiyle antropolojide de böyle bir bölgesel şey var, sosyal bir rekabet. Şimdi kültürel çalışmalar ise 1964'te Berlin'den bakıldı. İlk bir araştırma merkezi olarak lisansıyla okuduğumuz ve bu nasıl diyelim, işin sınıfsal veya sosyal bir yönü de yok değil çünkü bu şeyi Kur'an'la geliştiren ilk büyük hocalar İngiltere'de Oxford'da Cambridge'de oranın seçkin üniversitelerinden mezun ama ailesel olarak, sosyolojik olarak taşra kökenli. Köy kökenli şey yani. Şimdi üniversite muhafazakar bir kurumdur der ya herhalde Oxford'daki Türk Üniversitesi için muhafazakar der ya. Bunu Oxford kendi içinde tekrar edersen çok şaşırır mısınız? Bütün geçmişi güçlü, arkadaşlar, bütün geçmişi güçlü kurumlar bir ölçüde muhafazakardır ve bence olmaları da İslam tabirine aykırı değil. Oxford ve Cambridge geleneklerini korumak için ısrarlı oldular ve o anlamda muhafazakardır. Ama işin de sınıfsal muhafazakardır. Çünkü Oxford ve Cambridge'de güçlü sahibi profesörler çoğu zaten aristokrat kökenli, yüksek burjuva sınıfından insanlardı. Dolayısıyla köylü çocukları falan kadrolarına alıp profesör yapmakta çok da hevesli olmayan bilgiler başlamıştı. Bugün için demiyorum. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında 50'ler 60'lar falan sürüyor. Ve dolayısıyla bu konuda bir rezistans oluyor. Siz Oxford'u kendi için rezistans kurmayı bitiriyorsunuz ama oradaki kursunlara sizi almıyorlar ama o kürsüyü yönetenler de bu çocukların parlak ve potansiyelli olduğunu da farkındalar. Dolayısıyla bu tür araştırma merkezleri İngiliz üniversitelerinde biraz da sosyolojik olarak hatta politik olarak bu yeni kuşak, bunların çoğu da solcu, bunların çoğu da Marksist. Yani müşterinin Marksizm hakimiyeti de sosyal bilimde o çağda hayal edemezsiniz. Ama aşağıdan gelen hocalar genelde solcu Marksist geliyor. Yukarıdakiler daha liberal muhafazakar kalıyorlar. Siyasi görüşürüz.
Bunlara çeperlerde enstitüler, araştırma merkezleri iktidas ediliyor. Ve bunlara ağırlıklı olarak yetişkin eğitimi merkezli formasyon vermek için kadrolar alıyor. Hocalar, bu hocalar uzun süre burjuva 18-20 yaş öğrencilere ders veremiyorlar. Yani diploma için gelenler. Bunlara bizdeki ikinci eğitim gibi düşünün. Ama oranın öğrencisinin yine bir sabahki öğrenciyle yaşıt ve aynı hedefli, amaçlı gençler değil, daha orta yaş profilli bir audiyans olduğunu düşün. Ondan sonra ve bu şekilde başlıyorlar ve bu program başarılı olunca bunlar merkezi kürsülere doğru olmuş. Williams, Raymond Williams, Terry Gilbert'ın hocası, işte Thompson, aklıma gelmedi hepsi. Bir sürü çok seçkin, yani kitaplarını bildiğiniz, bilebileceğiniz, okuyabileceğiniz önemli alanlar. Ve bunların temel tezlerinden bir tanesi, tekrar sosyoloji anlatıyorum. Aslında Batı'nın, Batı toplumunun, Batı şehirlerinin ve antropolojisinin bir anlamda mümkün olduğunu biliyorsun. Yani çünkü bütün Batı'yı işte geri kalmışlıktan, medeniyetsizlikten, işte yeterince gelir sahibi olmamaktan, azade bir toplumsal çerçeve olarak görmedikleri için bu biraz sol kültür. Yani şöyle diyeyim seçim. Çok vaktimiz var. Yani bu kadar gelir dağılımı eşitsizliği olduğu bir toplum, sosyoloji medenilerin sosyal bilimiydi ya, bu kadar işsizliğin olduğu, bu kadar gelir dağılımı işsizliği, mesela işçi sınıfı, working class'ın olduğu bir toplum da antropolojinin mümkün olması nasıl mümkün olur? Çünkü neydi antropoloji? Daha alt kategorideki toplumların ve bireylerin sosyal bilimiydi ya. Şimdi dolayısıyla kültürel çalışmalar biraz da Batı toplumunun antropolojisi olarak ortaya çıktı. Mesela çok derin işçi sınıf ekipleri yaptı. İşte işçi sınıfının tarihi bir kitap yazdı. Bir insan. İngiliz işçisi. Okuşak o dönem. Sanırım 60'lı yıl, 50'li 60'lı yıl yılların kitapları. Raymond Williams epey çevrildi. Şimdi dolayısıyla kültürel çalışmalar biraz da şöyle sınıflandırılabilir bence. Sosyoloji ile antropoloji arasındaki ayrımın artık anlamsız olduğu varsayım. Çünkü bu politik bir iradeci içeriyor. Çünkü bu sosyoloji, antropoloji ayrımının içerdiği derin oryantalizmi, yani bu sefer pejoratif anlamda kullanılıyor. Yani oryantalizmi, doğu uzmanı anlamında değil. Yani doğruyu küçümseyen anlamında kullanıyorum. O yaklaşık kelimesini. Hani şey demiştik ya, sosyoloji Avrupa için, antropoloji Asya'nın az gelişmişleri için. Kataloglanmıştı, sınıflandırmıştı. Dolayısıyla bunlar ne yapıyorlar? Batı toplumunun antropolojisi. Yapılabilir. Şimdi bakın bugün, biraz bunun da sayesinde, burayı çok hızlı geçiyorum. Belki başka bir konferansla bir olarak çalışabiliriz. Biraz da kültürel çalışmalar veya bu konuda işte zihniyet dönüşümü yaşayan başka hocalar, yazarlar sayesinde bugün dünyada, yani ortalama bir Avrupa Üniversitesi'nde sosyoloji antropoloji ayrımına biraz önce söylediğim gibi kökende yapıldığı gibi ayrımına bakmak bir kılık, bir nefret suçu seviyesinde şey edilmez, kabul edilmez. Pardon, yanlış mı söyledim? Kabul edilir. Ve yani öyle yapmamaya çalıştık. Yani şey mesela işte şeyden beri, Kronler'in Strauss, sosyal antropoloji, kültürel antropoloji deyince, Fransız antropolog,
yaban düşünceyi çok tavsiye ederim. Bir de Tris Tropik hüzünlü dönenceler. Bu da hatıra. Yani şey işte antropolojik tecrübesi genelde bir yabancılar çalışmıştır. Müthiş kitaplardır. Tavsiye ederim. Diyor ki hiçbir kültürü bir kültürü kriter setiyle yargılayamaz. Yani pilavı elle yiyenleri, pilavı kaşık ve çatalla yiyen bir kültürün kriterleriyle yargılamak potansiyel etkiler. Kültürleri kendi iç kriterleri bağlamında. Bu da mesela inanılmaz bir kavramsallaştırma öneriyor sosyal bilime. Buna kültürleri karşılaştıramazlar. Bu artık hani bizim alanda şey gibi böyle. Hani çok temel bir ilke. Anlatabiliyor muyum? Yani buna çok girişirseniz risk alırsınız. Çünkü hele bunu batılı bir formasyondan gelen biri olarak Asya, Afrika, Güney Amerika toplumu için yaparsanız bir ayağınız ırkçılığa denmesi çok şeydir, çok büyük bir risktir. Batı Üniversitesi gibi şey etmez. Kolay kolay. Yani siyaseten doğruculuk var ya. Dolayısıyla kültürel çalışmalar artık biraz bu en başta söylediğim transdisiplinerliğin adı gibi şey demiş içinde. Yani kültürel çalışmalar derken sadece kültür, sanat, edebiyatla ilgilenen bir disiplinini düşünmeyin. Bir tür sosyal bilim ve humanistik studies, bu çok önemli. Yani kültürel çalışmalar, çünkü o da studies ya, cultural studies. Science değil sonuçta. Ama hem sosyal bilimsel telosu içerisinde çalışıyor, hem bu Rönesans Fahri benim görüşüme göre humanistik studies telosu içermeye çalışıyor. Ve bu sosyoloji ve antropoloji arasındaki politik ayrımı artık tekrar etmeyen seviyeleri sosyal bilim kardeşliği şey yapıyor. Dünyada, Batı'da, Uzak Doğu'da oldukça yaygın. Ama Türkiye'de lisans programı Sabancı Üniversitesi'ndeki o şey modern Amerikan modeli dışında söz konusu değil. Yüksek lisans programı var. Yıldız Üniversitesi'nde Yıldız Teknik'te bir doktor programı açıldığını düşünmüştüm ama sonra da kapandığını bilmiyorum. Son aşamada ne dedi? Ve ÜYAP'ta da tanınıyor. Yani bir doçent değil, şeyi değil, statüsü değil. Sonra, o yüzden Türkiye'de biraz gelişmekte olan disiplinlerden biri diyoruz. Gelişmekte olan ülkeler diyoruz ya. Ondan sonra henüz çok ciddiye alınan bir şey değil. Ama şey de çok yani. İngiltere'den özellikle oldukça yani. Biraz uzattığım için özür dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buyurun. Önce bir fotoğraf istiyoruz galiba toplayacağım ama önce şunu söyleyeyim. Hocam yine şey böyle bahsen yolculuk için kavramlı yerlerini yorum alması abi sadece konuşarak güzel bir beceri. İşimiz bu. Çok teşekkür ederiz. Ne zaman almak istersiniz fotoğrafı? Bir şey soracağım kısmına geçelim. Baştan Akkaya'nın bir yerine sersin. Bir sürü gözlem var. Ben sizinle bilgim için bir yaşam konuşuyorum. Nöroloji. Psikiyatri. İlk kere şöyle dönüş. Asabiye. Osman Hoca'sı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bir yapı var biyolojik. Bir de düşünme var. Şimdi buna ait sorunlarla buna ait sorunlar böyle geçişi gerekiyor. O demin bahsettiğiniz şey sürekli benim aklımda böyle. Ne diyorsunuz? Evet. Şu anda mesela şizofreni nörolojik bir rahatsızlık. Alan tartışmaları var ya. Evet, evet. Çok flu alanlar nörolojik bir rahatsızlık ciddi kavgaları var. Yani tüm kongrelerde neuroscience arası bir de bunu topluyor. Ama evet. Şey, yorulmuş gibi. Yani işte bir insan biyolojik olarak
beynin burasında arıza olduğu için şizofreni var. Yani genetik bir bunu hep o yaklaşımla bağlamak için. Yani bu şeyi de kanıtlıyor yani aslında bu konunun veya işte bu konuda daha iyi işler yaklaşan bazı düşünceleri işte biraz haklı oldu. Çünkü yani çünkü biz bilgi ve bilimi biraz politikadan keyfi olandan hani çok pozitif ayırarak ve çok pozitif bir şekilde algılıyoruz. Çok hani tarafsız mesela doğru. Ama bilimlerin veya disiplinlerin de bir tarihi var. Ve arkalarında bir iktidar network'ü var. Anlıyor musun? Sonra yani bu konu eserlerini okursanız sadece devreyi tarih yapsak biliyorsunuz. Yani o kapatılmaları hani modern bireyin inşasında ve modern devletin onu ekip geçmesinde kapatılmalardan söz eder. Yani bunların bir tanesi önem sırası gibi algılamayın. Aklıma gelmiş sırasında. Birisi okuldu. Birisi hapishanedir. Birisi de hastane ve tımarhanedir. Biliyor muyum? Yani bunu toplumsallığı normalize etme prosedürleri işte Türkiye tertibat diye çeviriyoruz Fransızca. Bunlara düzenekler dolayısıyla biz bunların için de oluşuyoruz. Yani normali tanımlamak için tımarhaneye ihtiyacımız var. Yani şöyle bir soru. Biraz polisiye kaçacak ama böyle söyleyince daha vurucu olacağını düşündüğüm için o örneği seçeceğim. Suç olduğu için bir polis var mı? Polis olması gerektiği için bir suç var. Yani dolayısıyla sizin şey teknolojiyle, medikal teknolojiyle söyleyeyim. Belki de normaliteyi tanımlamak için hastalığa ihtiyacım. Normaliteyi yönetebilmek için. O zaman hep spektrum demeye başladı bu yüzden. Keskin konuşamıyoruz. Spektrumu diyor. Kocaman bir şey var. Yani sağlığı tanımlamamız için mikrop ve virüse ihtiyacım. Yani ideal kolesterolü tanımlamamız için kolesterolü normal olmayan insanlara da ihtiyaç. Yani 201 kolesterolün mümkün olmadığı bir toplumda kolesterol diye bir şey sorunu olmaz. Ve dolayısıyla kolesterol tedavisi de olmaz. Kimse de kolesterol biyokimyası yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani işte yani karşılık şey diyor. Tamamen. Felsefeci başkanı diyor ki istisna kuraldan her zaman daha enteresandır. İstisna kural sıkıcıdır. İstisna daha şeydir, daha dinamiktir. Bilmiyorum. Karşılık yani. Acayip yani şey çok özür dilerim. Hocam bir sonraki konuşma konusunda özür dileyim. Kırmızı zırvaları sürekli özür dilerim. Konuşmalarını söylüyorum. Engelliği istiyorlar. Herkese engelli. Ama %40 bilimlerinde Maliye Bakanlığı değilse engelli yaka sabırsı falan evet. Gibi bir komik bir şey. O çan eğlisinde tamam. Herkes engelli. Tamam. Engellilik kavramı, özürlülük kavramı da böyle benzer bir kavram. Normal, norm tire al. Yani normal ne demek? Normun içinde, normun limitleri dahilinde olan. Bu çok kritik bir şey. Mesela Foucault diyor ki, 1950'lerde yazıyor. 84'te vefat etti. Eşcinsel. 70'lerde yapılmış bir söyleşisi. Ayrıntı yayınlarından beri 6-7 cilt. Ben aldığımda beyaz da işte. Kapağı şimdi değişmiş olabilir. Orada söyleşiler bölümünde ben okumuştum. Diyor ki ben diyor bu şey değil. Bilmiyorsunuz. Annesi babası hekim. Annesi de fakültesini görüyor. Sonra ben diyor, bu çok işte akademi işlerim falan dediğim zaman yani gençliğim çok da eşcinsel bir patoloji olarak ve bunun için tedavi protokolü bir hastalık olarak yani. 68 oldum diyor.
kültürel liberal oluşumu oldu. 1970'lere geldi diyor. Artık diyor bu tıbbi normaliteyi belirleyen komisyonlar, kurullar, konseylerde diyor eşcinsel oranlar, eşcinsel insanların sayısı da ortaya çıkmaya başladı veya belki önemli bir rakama ulaştı diyor. Ondan sonra diyor eşcinsellik bir bireysel tercih haline geldi diyor. Yani ben ömrümde diyor bu şeyi işte siz dediniz dönüşümü, devinimi. Yani buna nasıl diyebiliriz? Normalin kayması, yani kolesterolün sınırının 250'den 180'e düşmesi gibi, değil mi? Yani ne bileyim, şey, biyokimyasal rakamlar söyleyeyim, değil mi? Bunlar da tarihi şey, yumurta yiyin, yemeyin tartışması kalp hastalığı açısından, kolesterol listesi açısından. Bunun tıp içinde de böyle bir dönüşüm oluyor. Farklı başlık oluyor. Dolayısıyla normal de, yani normun sınırları da çok tarihsel ve tarihi ve politikanın sosyal ilişkilerin etkisine çok açık. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu olabilir. Siz bizden daha şanslısınız. Çünkü bunun sizin alanı etkisi göreli olarak tahammül edilebilir. Göz ardı edilebilir. Ama bizim alanlarda sosyal bilimlerde, beşeri alanlarda, çeşitli alanlarda, çalışma alanlarda, hele bile Türkiye gibi ülkelerde, yani siyasetin daha her şeyin dominant olduğu toplumda, işte siyasi olanın, politik ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin bizim alana hök-sök demesi daha kolay. Dün söylemiştim ya, yani devlet veya siyaset beyin ameliyatına girmiyor. Ama benim araştırmama her zaman orada. Yani o girmese bile ben onu gözetmek zorundayım. Yani konuyla işte başıma geliyor. Doçent kim mi yapalım? Profesör kim mi yapalım? Abi uzaklı muhtemelen bir soru. Ben çok kısa bir yorum yapıyorum. Soru soracağım. Aslında şu anda bildiğim kadarıyla bu Bologna sisteminin bunun çerçevesinde üniversitelerde %25 zorunlu seçmeliydi. Zorunlu olarak seçmeli ders havuzu var. Tabii bu nasıl dolduruluyor? Bize ders sayısı herhangi bir bölümde 60-70-80 dersi bulduğu için bu sefer siz 20 tane dersi alakasız saçma sapan işte dersler almak zorunda kalabiliyorsunuz. Öyle olunca da işte bakın bazı şeylerde zorunlu seçmeli ders gibi sisteme gidiyor. Yani bu bir içselleştirilen bir şey değil de bize birileri koyuyor, evet. Biz de bunu koyalım mantığıyla. Yani spor günleri fakültesinde dekanlık yaptığım için söylüyorum. Bizim toplam öğretim üyesi sayımız 20'ye yakındı. Felsefe çıkışlı, sosyoloji çıkışlı, tıp çıkışlı, fizyoterapi, beslenme, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik, biyoloji kendileri var. Yani bu 20 hocanın 12'si farklı disiplinlerden olup spor günlerinin sonunda almıştı ama çok da bir değiştirilen bir konuda olduğu esas soracağım sözü şu. Hani Türkiye'de belki üniversite sayısı azken, İstanbul'da, Ankara'da, belki İzmir'de, büyük şehirlerdeyken daha böyle işte eğitim almak isteyen, belki kavga üstü kişilerin bir yerken burası. Aynı zamanda bulunan kültürel ortamda şey dersleri, ekonomik insan çalışmaları yoksa bile kendi köyünden, şehrinden getirdiği bilgiler, artı o büyük şehirdeki sürekli etkileşimde böyle bir donanım sahibi olabiliyorlar kişiler. Hocaların da istediği üniversite sayısı artmaya başlayınca bundan yoksun kalmaya başladı. Hele bu kültürel stadyizde olmayınca, insan çalışmalarında olmayınca çok daha işte tek yönlü bir bireyler oluşmaya başladı diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim bu derdiniz için. Şey ben kitabımda da var da kitap için söylemiyorum. İnternette bulabilirsiniz. Las ve Laslaşma diye ben bir seri kitap şey yazmıştım. Tam da bu sizin yani üniversitelerin taşralaşması. Yani şimdi çok haklı hocam. Yani bu benim demin konferansta uzun anlattığımı bir böyle geçiyor. Bir yıl mesela. Benim en tercih ettiğim bir yıl bu. İnşa, insanı bina gibi hani temelleri olan, üst katları olan. Ben bir yıl çok seviyorum. Benim o. Ondan sonra. Yani bir yıl yüklemesi
elbette ki sadece sınıf olan bir şey değil, çok doğru. Ben Boğaziçi'nde eğitim almadan hem de söylüyorum siyaset bilimlerinden çok önemli olmadı. Benim Boğaziçi'ne aldığım şeyin içinde kamperin çok ciddi kulüplerin, öğrenci kulüplerinin rolü sınıf kadar önemlidir. Çünkü geleneği olan kurumsal bir üniversite ve orada kantinlerde veya üniversite kamusunda sizin söylediğiniz gibi tiyatro, sinema, müzik, folklor gibi yani inanın biz her hafta bir şey takip ederdik. Biliyor musun? Düzenli film, düzenli tiyatro. Hem onları seyirci olarak takip ederdik hem de aktif olarak oralarda çalışma imkanımız olurdu ondan sonra. Ama bunun için tabii çok güzel söylediğiniz gibi üniversite ile şehir arasında, şehir yapımı arasında bir ilişki var. Yani kültürel kamu, değil mi? Kampüsün içinde veya etrafında öğrencinin kültürel beslenmesini çeşitleyecek kurumlar olması lazım. Yani siz şimdi taşra şehirlerinde üniversite kurduğunuz zaman o şehirde zaten sinema yapıyor. Düzenli konser yok, opera yok, oda müziği bile yok. İlla böyle hani hiper aristokratik sanatlar falan anlamında söylemiyor. Şimdi kampüste çocuk, yani çocuklar da işte 18, 22, 23, 25 yaş arası bir genç grubunu tatmin edecek bir şey yok. Kültürel ortam yok. Dolayısıyla benim kantinden aldığım, benim kendi yaşımda kantinden aldığım kültürel yüklemeyi bir durumda çocuk alamıyor bugünkü mevzuda. Yani daha sıradan hekimler, daha sıradan hukukçular, daha sıradan mühendisler üretiyor yüksek öğretim sistemi. Anlıyor muyum? Yani tam ben şeye karşı değilim, yanlış anlamasın. Hocam onu çok güzel tespit etti. Ben ona çok katılıyorum. Yani özellikle 19. yüzyıl, yani Humboldt Üniversitesi dedik ya 1810. Belki 1868'e kadar falan bu özellik bir şekilde kendini koydu. Yani üniversite ülkeyi yönetecek elitlerin üretimidir. Bilmiyorum. Popüler bir kurum değildi üniversite 1970'lere 80'lere. Yani daha az insana daha güçlüydü. Daha az insana toplumun geneline orta öğretim ama daha elit bir kısma yönetecek veya işte katma değerini yükseltecek bir kesime de çok yüksek. Yani üniversite elitist bir kurum. Ama hocamın tespit ettiği gibi bugün üniversite popülist. Herkes üniversitede mutluluk olmak istiyor. Demin söyledim, yüksek okul mezunları da fakülte mezunu haline geliyor. Değil mi? Yani burada siz diplomat üstündeki kelimeyi değiştirerek kalitenin artacağını ve diplomanın cazibesini artacağını düşünüyorsunuz. Aynı içerik belirleyici olarak, konunun belirleyici, kabiliyet belirleyebiliyorsunuz. Değil mi? Şimdi tabii böyle olunca, yani elitist bir yapıdan, popülist bir yapıya dönüştüğü zaman, hocamın doğru tespit ettiği gibi bu benim söylediğim bir dumpvari şeylerde biraz fazla ütopik diyeyim hocam değil mi? Fazla idealist kaldık. Kardeşim işte yani tam 3. senin mantığı diyorum işte. Yani şimdi yarın savaş var işte. Orduyu nehirden geçirmemiz lazım. Oraya bir köprü yapılması lazım. Hemen. Acil. Mühendis. Aa tamam ya Cervantes'i okumasın. İşte ne bileyim Don Quixote'da okutmayı verelim biz ona. Şey yani genel kültür yüklemesinde yapmayı verelim. Yani işte o zamanlar öyle olması bence yine eşyanın tabiatı o kadar da ayrı değil. Ama bugün böyle olması bence biz ayıp. Son bir soru alalım. Herkes mutluysa eğer. Hocam hocamdan devam edeyim. O debildiğin Gürcü'nün inşası. Hem Volti hem Ülker'e Fransız. Yıl 4 Gazi Eğitim Fakültesi'nde bunun yüksek lisans doktorları yaparken programı inceledik. O dönemin programında diksiyon vardı biz olduğumuz için. Aritmetik vardı, müzik, dans vardı. Bunun yanına bir değerler eğitimi noktasında da çalıştık. O dönem bir şey yapmıştık. Oradan 80'e girdik. Darbeyle beraber bir dayatman, zorunlu, seçmeliği, takım sporları, futboldan çıktı. Şimdi akademideyiz. Akademide bir değerlere yetinmeye kurmak istiyoruz. Bunun içerisinde
doldurma noktasında kısaca sizin görüşünüz nedir? Çünkü şirket yapan bedeli 4 bölüm çalışmak istemiyoruz. Veya dünyanın bir cerrahıdır ama benim 4 bölüm çalar, gider satar, onu da istemiyorum. Küçük abi. Hocam yani ben onu, yani değerler eğitimi nasıl diyeyim? Terminolojisine ben çok şey yapmıyorum gözcüsü. Şeyi kapatsam mı? Yok doğru. Ondan sonra yani çünkü bana çok muhafazakar bir terminoloji geliyor Rusçası ama saygısızlık da etmek istemem yani kastın bütününe ondan sonra yani egemen değerlerin aşırı nasıl yerleşik değerlerin fazla şınga edilmesi gibi bir çağrışım yapıyor bana ama ben sizin buradaki kastınız doğru anlarsa aslında benim söylemeye çalıştığım yani bir bu bari diyeyim hani daha soyut bir şey. Onunla çok örtüşen bir şeyden söz ediyoruz değil mi? Ama sizi dinlerken dün de ben bir hekim arkadaşı sormuştum. Tıp fakültelerinde deontoloji kürsülerinin durumu nedir? Hukuk fakültelerinde hukuk sosyolojisi, hukuk fakültesi kürsüsü. Çünkü bu kürsüler şimdi siz uzman yetiştiriyorsunuz sahaya, çayına salıyorsunuz. Ama her disiplinin, benim teorime göre mesela, her sosyoloğun, her antropoloğun, her tıpçının, her hukukçunun toplam refleksiyonun, dert edinme, işte sorun, araştırma, yazma, enerji tüketiminin bir kısmının mesleğin ne olduğu, mesleğin deontolojisi, biz ne yapıyoruz abi? Yani çok paraya çevrilmeyen sorular. Hatta sizin mesleki performansınızı biraz elbise konusu bağlamında düşünecek soruları da barındırması gerekir. Şimdi tıp fakültesinin deontoloji kürsüsünün fonksiyonu budur. Ama Türkiye'de bir tıp fakültesi, yani Hacettepe, Çapa, şey, Ege dediği tıp fakültesi öğrencisi niye uzmanlıkta deontolojisiz? Cerrahlı parayı kazanmak veya işte estetik cerrahlı parayı kazanmak. Anlatabiliyor muyum? Ama bu bunlar aslında tıp fakültelerinde veya bu fakültelerinde bu tür kürsü mesleğin kendisini tartışan, mesleğin tarihini, yani burada ne diyoruz? Tıp tarihi, tıp sosyolojisi, tıp felsefesi. Bunların hepsini tartışan bir yönünün de olması gerekiyor. Ama mesele sadece kesmek, biçmek ve reçete yazmak da sınırlı olduğu zaman orada bir mesleğin kendini daha yüksek kalitede yeniden türettiğiyle ilgili de bir sorun oluyor. Sizin söylediğiniz bütün o ahlaksızlıklar veya değil mi? Bozukluklar, dejenerasyonlar aslında deontolojik serumun zayıf verilmesi, çocuklukta, erken gençlikte az verilmesi ile de ilgili. Ama yani ona bir ortak şey önerebiliriz, konuşabiliriz de ileride ondan sonra. Yani böyle bir modüler yapının ben artık hani bu yaşıma geldim. Bütün üniversitelerde mümkün olduğu kadar tabii. Tabii bu özel üniversitelerde biraz daha zor. Kamu tarafından finanse edilmediği için çünkü öğrencinin her zaman bir müşteri tırnak içinde tarafı da olduğu için onlar da çok meslek motive edip oldukları için belki daha zor. Ama bunu algılamak birkaç belki bir jenerasyonda çıkacaktır. Yani sizin bu konudaki namınız ilgili kamuya, üniversite kamusuna, yasalara oturduğu zaman da siz bunu tadından yiyemezsiniz yani maddi getirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bu anlık getirisi olmayan bir şey değil. Bir üniversite birinin mezunlarının mesleki uzmanlık dışında insanlık kalitesinin yüksek olduğu ve dolayısıyla meslek performanslarının da daha yüksek seviyede realize ettikleri piyasa tarafından okunduğu zaman dolayısıyla şirketlerin veya işte kurumların o üniversitenin elemanlarına daha fazla pozisyon tahsis etmeleri imkanı yok diye çıkacaktır veya daha yüksek maaş. Bugün Boğaziçi Ortu mezunu değil mi? Yani mesela Boğaziçi Ortu mezunu diplomasının üzerinde yazan branş üzerinden fiyatlanmaz. Üniversite de alıyor üzerinden. Önce Boğaziçi mezunusunuz. Anlatabiliyor muyum? Hangi branşı bitirdiğiniz biraz daha ikincidir. Çünkü ODTÜ'de böyle bir marka öğrenir.
Yani bu da şu demektir, bu iki kurumdaki eğitim seviyesi ülkenin geri kalanında, yani ülkenin ortalamasında oldukça yüksektir. Yani Boğaziçi İngiliz Edebiyatı, Boğaziçi Tercümanlık, Boğaziçi Felsefe bitirseniz bile siz Konya iletişim veya siyaset bilimi mezunundan çok daha iyi bir pozisyonda maaşla iş teklifi alabilirsiniz veya başvurunuz kapalı. Şimdi yani dolayısıyla bunu, bu şeyi, bir ruhsal yüklemeyi, bir ruh serumunu, hani şeyi, etkileri uzun vadeli ortaya çıkacak. Uzun vadeli ortaya çıkacak ama verilen bireyin toplam kalitesini, dolayısıyla o bireyler çoğalacak, içinde bunları bulundurup toplumun kalitesini ciddi bir şekilde yukarı çekecek bir formasyon olarak düşünmek lazım. Endişenize çok katılıyorum. Çünkü bu artık Türkiye'de mesela çok yaygın endişeler değil. Düşünmeniz bile çok kısa bir soru. Başka bir tartış kesinlikle olabilir ama ben son bir maalesef olarak sağlandırabilirim. Eğitime bütüncül bakmak lazım ülke genelinde. Belki bunu tartışmışsınızdır. Yani ilkokul, ortaokul, lise eğitimidir. Lise eğitiminden farklı gelen öğrenci üniversitede dönüştürmek mümkün olmuyor. Tek bir kitap okumamış, tek bir film izlememiş, ders içinde verdiğimizi bile anlayıp yapacak kalitede genellikle olmuyor. Yani eğitime ülke genelinde bütüncül yaklaşıp akademiye ancak öğrenir. Bu benim yani genel bir görüşüm. Çünkü artık lise eğitimi siz burada gayet biliyorsunuz. Lise kültürü diye bir kültür vardı. O şu anda sadece sınav kültürü bile değil, sınav aşaması oldu. Baraj oldu. Bir şey daha söyleyeceğim. Deontoloji bölümleri devam ediyor. Fakültesinde dediniz. Biz Aziz Fuat Göksel Hoca'dan çok güzel deontoloji almıştık. Artık öyle hocalara da çok yer alıyoruz. Aslında biraz oydu. Kürsü var ama kürsü var. Ama o bilim adamı olmuş kişilere verilen değer. Ya onlara yeterli işte bir emeritus olarak eğer üniversitede de nerede biliyor. Sürekli o bildiği birikimi aktarabilsin. İşi bittiği anda bitiyor. Ya da onun gibisi yetişemiyor. Veya şöyle diyelim, hani onun içini dolduracak motivasyona sahip gençler, dediğim gibi piyasa koşulları nedeniyle daha kolay para kazanacakları branşları, anabilim dalarına yöneliyorlar sosyolojiler. Evet. Bunu da çok yargı şeyde miyiz? Hocam birinci söylediğinizle ilgili tabii doğru. Zaten bu nokta tam sizin gibi. Evet. Humboldt tabii o zaman Almanya değil, Rusya eğitim komiseri olarak atanıyor. Kendisi bir felsefeci, filozof, dil felsefecisi. Dil felsefesi de önemli bir pozisyonu olan Alman felsefe tarihinde bir adam. Ve ana sınıfından, yani şöyle değil, sadece üniversite bölümü söyledim, yani bütün fakülteler, laboratuvarlar, enstitüler, bugün içinde bulunduğunuz kampüsleri o tasarlamış kafasında. Hocam bunu sizin söylediğiniz manada anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, K12 sistemini de Humboldt şey ediyor. Çünkü sadece üniversiteyi kurmuyor. Buna diyorlar ki sen bu işi biliyorsun. Daha önce yazmış kitaplarında işte projeler yapmış falan. Gel diyorlar bunu uygula. Yani ana sınıfından doktoraya kadar, doktora diplomasına kadar bütün eğitim sistemini adam diyor. Ve her birin bir diğerine kaliteli öğrenci yetiştirmek için çok güzel tespit etti. Çok katılıyor. Lise, Türkiye'de orta öğretim, üniversite sınavına hazırlanıyor. Üniversiteye hazırlanıyor. Üniversite sınavına hazırlanmakla üniversiteye hazırlanmak arasında inanılmaz bir uçurum. Yani çünkü bir de öğrenci üniversite sınavına hazırlandığı için, üniversite sınavını aldığı gün birinci sınıfta benim karşıma geliyor, bitmiş çocuk. Bundan sonrası diyor, sen bana otomatikman diploma vereceksin kardeşim. Ben başardım diyor. Yani başarı hissiyatı üniversiteye girmekle ilgili.
ben üniversiteden sosyolojide okurken not, o zaman da dijital sistem yok, 90'ların başı. İşte notları teslim ediyoruz, orada bir sekreter Fatma vardı işte. Bir gün gördüm, üniversite sınavı kitapları vardı masa sunusunda. Hayır olabilir, dedim ki bunun üniversite sınavı. Yani kadın o zaman da 40 yaşında falan. Yani üniversite bitirmiş, lise sonra üniversiteye gidiyor. Ne güzel olur falan. Ne yazarsın? Sosyoloji yazıyor. Hocam dedi eşek bağlasam mezun oluyor. Bütün notları görüyor ya. Yani giren öğrenci, çıkan öğrenci. Yani o kadar yüksek başarı orada var ki. Ondan sonra dedi yani buraya girelim ben de bir şekilde. Yani fazla çalışmadan, şey etmeden, yorulmadan, hani tıp gibi okup bir hani çalışmak gerekli yani bir uğraşmalarında. Hani aynı zamanda bize de eleştirisini de söylemiş oldu. Yani 3-5 kişiyi de bırakın, 3-5 kişiyi de atın. Yani sonra bir de bizim alanların böyle bir sorunu var. Her gelen çıkıyor hocam. Üniversiteye asistan veriyorsunuz, 60 yaşında profesör çıkıyorsunuz bize. Bu da otomatik. Böyle bir şey var mı yani? Dünyada ordusunda en çok general olan ve üniversitesinde en çok profesör olan ülkedir. Toplam oran olarak. Amerikan ordusunda 40 küsur tane general varken şu anda azalmış tabii. Darbe girişimi asfiyatı oldu ya. Ondan önce Türkiye Cumhuriyeti ordusunda 400 küsur tane genel. 10 katı yer. Yani Avrupa'da profesör çok seçkin bir makamdır. Herkes profesör olmaz. Kitabını okuyorum. İngiliz, İngiliz, Romanya hocası falan. Çok süper. Orada CV'sinde geç yazılıyoruz. Biz okutman, bekleyen okutman değil ki ya. Asistan bir şey falan diye düşünüyor. Ama geçiyor. 40 yıldır ve çırpıyor. Ama adam 18 tane kitap yapmış. Veya tabii. Mesela böyle alanlar yok bizde. Otomatikler profesör oluyorsunuz. Böyle hemen 3 yıl sonra, 5 yıl sonra gidiyor. Sonra dekan, dektör falan. İşte tak piramitler alıyor. Ondan sonra. Kurbay Harp Akademisi'ni bitirince herkesin general olacağı gibi falan böyle bir yani bürokrasi akademinin önüne geçiyor. Yani bilimsel üretim kalitesinin önüne geçiyor. Siyaseti saymıyor. Yani altan falan bir siyasi müdahale falan filan. Maalesef. Peki çok teşekkür ederiz. Ben toplum fotoğraftan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Tamam. Size. Toplu fotoğraf aldım istedim. Bir sıra arkadaşlar. Catching a bus. Never a feeling is really a dance. I'm flying above, no nothing away.